Fikir Sepeti, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah bu güzel ayda. Ramazan ayınız mübarek olsun. Bir önceki videomda söz verdiğim gibi size bugün bu düğmelerin ve farklı birkaç düğmenin yapılışını anlatacağım. Dilerseniz başlayalım. Evet hanımlar, öncelikle bir düğme şekillerimize bakalım. Ben bunları yaptım. Siz çok farklı şeyler de yapabilirsiniz. Yapılış itibariyle hepsi hemen hemen birbirine benziyor. Bu hırkada yaptığım düğme. Bakın çok gerçekten bayağı sert bir düğme. İpi burada uzun kesiyorum ipini. Düğmeyi bitirince dikebilmek için. Bu farklı ince bir ipten yaptığım bir düğme. Sık iğne ile yaptığım bir düğme. Ortasına böyle bir inci diktim. Yine aynı iple, ip de fark ediyor hanımlar, düğmenin büyüklüğünde, küçüklüğünde. Yine aynı iple trabzan olarak yaptığım düğme. Yine kalın bir iple sık iğne yaptım. Biraz yaklaştım. Ben de böyle farklı bir boncuk vardı. Onu taktım. Yani gerçeğini aratmayacak bir düğme oldu. Onu da göstereceğim sizlere. Yine bu şekilde yalancı sık iğne ile yaptım. Ortasına farklı renkte bir boncuk koydum. Burada bir düğme yaptım hanımlar, böyle çiçek şeklinde. Bunu da göstereceğim sizlere. Kenarını iğne oyası gibi yaptım. Hemen başlayalım. İlk önce hırkamın düğmesinden başlamak istiyorum. Düğmemize başlayalım. İlk önce zincir çekiyoruz. Nasıl zincir çekeceğiz? Düğmemizin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre o sayıyı biz kendimiz belirleyeceğiz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Örneğin ben 5 tane zincir çektim. Bunu hırkada da aynı şekilde yapmıştım. Siz 6 da çekebilirsiniz, 7 de çekebilirsiniz. Düğmenin büyüklüğüne göre. Bunu buradan birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. İçine sık iğne dolduruyorum. Dediğim gibi sayı önemli olduğu için sık iğneleri de sayacağız. Bu ipi de arada yürüteceğim. 2, bunları sayıyoruz. 3, 4, biraz sık örmeye de gayret ediyorum. 5, 6, 7, 8, bak 9 tane sık iğneyi aldı. Bunu şuradan birleştirdim, kapattım. Bir zincir çektim. Şu arkadaki ipimi artık keseceğim. Bundan kurtulmam lazım. Şimdi bir zincir çektim. Tekrar bakın, bu minik böyle bir düğme oldu. Bunun üzerine tekrar bir sıra daha gideceğim. Sıkı olsun diye. Bakın bu düğme oldu aslında. Bunun ipi ince olduğu için böyle gözüküyor. Bu şekilde şuraya bir inci boncuk ne dikerseniz hepsi olur. Böyle sade de dikebilirsiniz. Şimdi tekrar üzerine almadan, pardon, sık iğne olarak tekrar devam edeceğim. Sıkı sıkı sık iğnelerimi dolduracağım. 2, 3, 4, 5, sayılara dikkat edelim, unutmayalım. 6, bir sonraki düğmemiz için tabii bu. 7, 8, 9, 10, 11. Bakın 11 tane oldu. Bayağı da dolgun, güzel bir düğme oldu. Yine bu da böyle dediğim gibi sert, güzel bir düğme. Bunu düğme niyetine kullanabiliriz. İsterseniz böyle arkasında düğme niyetine kullanabilirsiniz. Ama ben bunu farklı yaptım. Onu göstereceğim sizlere. İpimi kesiyorum. Buradan çekelim ve bir örgü iğnesine geçireceğim. Şimdi videomu biraz ekrana yaklaştırayım. Evet. Bakın şimdi buradan dışarıya çıktım, ilk başlangıç noktam. Buradan içeriye girdim. Burayı tek tek içeri dışarı bu şekilde
toplayıp büzeceğim. İpliğimi bu her bir yuvadan bir içeri bir dışarı geçiriyorum bu şekilde. En son dışarı geçirdim. Bakın şimdi düzebilirim artık. İyice çekiştirelim. Çünkü bu tarafını biz düğüm olarak kullanacağız. Çekiştirdim. İyice büzdüm. Birkaç defa da böyle karşılıklı geçirebilirim iğnemi. Bu iğnem biraz kalın olduğu için beni yordu. Ucu biraz pot. Biraz sivri iğne ile daha kolay olur. Yerden destek alıyorum şöyle, evet. Bakın. Arkamız bu şekilde. Bunu artık bu şekilde dikeceğiz. Önümüz de böyle. Bakın harika, taş gibi böyle çok güzel sert bir düğmemiz oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi diğer düğmelere geçelim. Bakın hanımlar, yaptım. Bu birazcık daha küçük. Burada sayıyı ben biraz daha fazla tuttum, sıkı yaptım. Bakın bu biraz daha büyük oldu. Onun için sayımız çok önemli. Hangi sayıda yaptıysak, ne kadar sık iğne doldurduysak bir sonrakinde aynı sayıda yapacağız ki ölçüleri birbirine uysun. Bunları şimdi bir kenara bırakıyorum. Şunlardan böyle videoyu fazla uzatmak istemediğim için küçük küçük anlatacağım. Bunları size çabuk geçeceğim. Bunu yine zincir çekip kenarını sık iğne doldurdum. Tek seferde doldurdum. Çift seferde doldurabilirsiniz. Bu aslında bu minik düğmeleri ben amigurumi bebeklerimde kullanmak için yapıyorum. Bakın bir boncuk koydum. Herhangi bir şey, yani küçük bir boncuk, büyük boncuk bir şey koyabilirsiniz. Veya hiçbir şey koymadan da dikebilirsiniz. Bu da yine onun aynısı. Bunu da normal trabzanla yaptım. O sık iğne bu trabzanla. Bu ip kalın olduğu için bunu da sık iğneyle yaptım. Yine ortasına bakın değişiklik olsun diye farklı bir boncuk koydum. Bunu da söylemiştim size. Bunu da ben yarım sık iğneyle yaptım. Yalancı sık iğneyle. Şimdi bunun boncuklarını göstereceğim size. Oya yapan arkadaşlarım vardır mutlaka. Onların elinde bu tarz boncuklar da vardır. Böyle incilerim, boncuklarım var. Bakın böyle bu çiçek gibi böyle farklı bir boncuk. Bunu da indisini de tepesine koyup bu şekilde tekrar geri döndüm. Aynı deliklerden iğnemle yeniden geçtim. Bu da bu şekilde oldu. Farklı bir düğme oldu. Şimdi şu biraz değişik. Şunu anlatacağım size. Aslında bu da aynı sistem ama biraz farklı. Kenarını iğne oyası gibi yaptım. Dilerseniz bir de bunu göstereyim. Aslında sistem dediğim gibi aynı. Üretmek de size kalmış. Benden göstermesi. Şimdi şu koyu renkli ipimle yapayım bunu da. Zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 6 zincir çektim. Kapattım. 1 zincir çektim. Bakın üzerine alıyorum ama içine battım. Hepsini birden çektim. Bu yalancı sık iğne. Üzerine aldım, battım, hepsini birden çektim. Üzerine aldım, battım, hepsini birden çektim. Bunun içini bu şekilde dolduralım. Düğmenin büyüklüğünde, küçüklüğünde yaptığınız sayılar ve ipin kalınlığı çok önemli. Birkaç tane böyle bunlardan deneyebilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa, hangisi büyüklük olarak size uygunsa onu yapabilirsiniz. Sıkı sıkı doldurmaya çalışıyorum. Bir tane daha alır. Şöyle geçirelim. Evet. Şuraya bir zincir çektim. İpimi birazcık uzun koparıyorum. Hem dikeceğim hem kenarını döneceğim. Çektim. Şu arkayı yine temizleyeceğim.
Arkamı temizledim. Şimdi bunu birazcık daha ince bir iğneye geçireceğim. Ben geçirip geliyorum. İçinden incenin geçebilmesi için böyle birazcık daha küçük bir iğneyi geçirdim hanımlar. Buramızı kapattık. Bakın geçirdik. Şimdi bir yandaki ilmeğe geçiyorum hemen. İğne oyasıyla pek aram yok. Çok bilmiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sıkıntı çıkmaz. İğne oyası yapan arkadaşlarım vardır veya sizler çok daha güzel eminim yapıyorsunuzdur. Onlardan af diliyorum. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Bu şekilde birer tane bu tarafa kayıyorum. Buraya birer tane küçük minik zürafa. Evet, zürafa deniyor. Bunlardan bakın bu şekilde yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi sizler çok daha güzel, çok daha iyi biliyorsunuzdur. İğne oyası bilen arkadaşlarım ile onlar için çok pratik, kolay olacak. Yani bir düğme fiyatı hanımlar en azından 25-30 kuruştan başlıyor. En beğenmediğimiz düğmeler, çok çok beğendiğimiz güzel düğmeler 50 kuruş, 1 lira, 1,5 lira. Onu göz önünde bulundurursak böyle hem farklı hem güzel, kimse de olmayan bir düğme, hem de ev ekonomisine katkıda bulunmuş olacağız. 1 liradan bir hırka için 6 tane düğme alsak 6 lira vereceğiz. Bence hiç gerek yok. Böyle evdeki iplerimizle, malzemelerimizle yapabiliriz. Bakın bu şekilde küçük 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 böyle kirpiklerle dolduracağım. Evet hanımlar, böyle minik küçük bir çiçek yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince işte ben de göstermeye çalıştım. İğne oyasında çok bilmediğim için. Bakın arkadan geçtim. Yine bu orta delikten çıkıyorum. Buraya bir tane inci geçireceğim. Ve aynı delikten yine dışarıya çıktım. Bakın çok güzel oldu düğmemiz. Bakın hanımlar, bu şekilde çok da güzel oldu. İnşallah beğenirsiniz. Bu şekilde de iğneden de hatta çıkarmadan direkt buradan ne ördüysek ona dikebiliriz. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Ben size böyle birkaç fikir verdim. Eminim sizler çok çok daha güzel fikirler üretirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.